Değerli izleyiciler, olayın içinde merhaba. Bu hafta stüdyomuzda yine çok değerli bir konu ağırlıyoruz. Burulaş Genel Müdürü Sayın Mehmet Kürşat Çapar konuğumuz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Burulaş'ın başına yeni gelen ilk müdürsüz ve ilk defa sizi Bursa Televizyonu'na da konuk ediyoruz. Onu da vurgulayalım baştan. Ama öncesinde tabii size, Bursalılara sizi bir tanıtalım. İstanbul'dan geldiniz bildiğim kadarıyla. Burulaş'ın başındasınız. Burulaş gerçekten Bursa için çok büyük anlam ifade eden bir şirket. Kentin toplu taşıma yükünün ağırlığını Burulaş yönetiyor ve bir bakıma da Bursa'da toplu taşımanın patronu olan bir şirket. Belediye İktisadi Teşekkülü. Önce sizi tanıyarak başlayalım, daha sonra sorularımız gelecek tabii. Evet, ben uzun yıllar İstanbul'da bulundum ve yaşadım. Fakat ilk doğum yerimiz Osmaniye. Evet. Tabii Bursa'da yaşarken Osmaniye olmak keyifli, çünkü Osmaniye çok yaygın bir isim aynı zamanda Bursa içerisinde. Biraz da hemşeri gibi hissediyoruz kendimizi. Osman Gazi'nin merkezi aynı zamanda. Gittiğimiz her yerde bir Osmaniye mahallesi, köyü bir şekilde rastlıyoruz. Üniversiteyi okumak üzere 92 yılında İstanbul'a geldim. Elektronik ve haberleşme mühendisliği okudum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Daha sonra ilk 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belbi Maaşı'da göreve başladım. ARGE mühendisi olarak Akbil projesi içerisinde görev aldım. Daha sonra Akbil projesinin İstanbul Kart'a evrilmesi sürecinde de önce ARGE müdürü, daha sonra projede grup müdürü olarak görev aldım. Tabii bu görev sırasında toplu taşımanın her türlü moduyla işletmecilerle beraber çalışma fırsatı yakaladık. Özellikle İETT Genel Müdürlüğü bünyesinde, deniz taşımacılığı yapan İDO ve şehir hatlarında, yine raylı sistem kullanan hem demiryolu, devlet demiryollarının banyo işletmesi, hem de Metro İstanbul, o gün İstanbul Ulaşım AŞ olan firmayla, hem de halk otobüsleriyle uzunca süren bir birlikteliğimiz oldu. Tabii işin ücret toplama kısmında biz vardık ama Akbil Türkiye'nin elektronik ücret toplama konusundaki ilk örneğiydi. Çok da başarılı bir süreç geçirdik. Her ne kadar farklı başlıklarla gündeme gelse de hala daha devam eden bir altyapısı var ve bugün elektronik para olmuş ilk ücret toplama sistemi olması yönüyle de çok hakikaten başarılı bir sistem oldu. Evet, İstanbul Kart'ın doğumunda bulundum. Onun faydalı ürün belgesinin hazırlanmasında, projelendirilmesinde emeğimiz oldu. Fakat daha sonra başka ekipler sonuca götürdü. İşin içindeydik her zaman. Elektronik ücret toplama sistemi yeni olduğu için de her türlü modla hakikaten çok yakın çalışmak durumunda kaldık. Örneğin Taksim metrosu ilk yapıldığında yolcular bir türlü ikna edemedik metroyu kullanmaya. Çünkü işte Sarıyer'den yola çıkıp Taksim'e kadar veya Mecidiyeköy'e kadar kesintisiz seyahat eden bir kitle vardı. İnsanlara işte 4. Levent'te inin, sonra metroya binin dediğinizde hem ikinci defa para ödeyecekler, hem süre uzayacak belli bir yerden sonra, hem de istedikleri noktada inemeyecekler. Çünkü otobüs durakları daha sık, metro durakları biraz daha seyrek konumlanıyor şehir açısından. Burada ilk aktarma uygulamasını yapma fırsatımız oldu. Yani bunun üzerine kafa yorduk. İşte nasıl ücretlendiririz aktarmayı vesaire. Deniz moduyla kara modunun entegrasyonu yine bizim açımızdan önemli bir başlıktı. Denizin İstanbul için çok ayrı bir önemi var. İstanbul denizi en rahat ve en yaygın kullanabilecek şehir. Dünya çapında da hakikaten böyle bir kabiliyeti olan bir şehir. O dönem toplu taşımayla tanışımımız oldu ve iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Daha sonra 2006 yılında görevimden ayrıldım ve özel sektörde genel müdür olarak 5,5 sene süren bir süreci başlattık. Daha çok bilişim sektöründe proje ağırlıklı proje işler yapma fırsatımız oldu. Son 5 yılımızı da yine haberleşme üzerine yoğunlaştığımız bir firmaya ortak olarak katıldım ve devam ettirdik. En sonunda hepinizin bildiği gibi bir 40 gün önce Bursa'da Burulaş'ın genel müdür olarak atandık. Ali Nur Aktaş Bey'in tensibiyle bir göreve başladık. Evet. Efendim, sizin tabii bir de İstanbul'da Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanlığı adaylığınız var değil mi? Sizin geçmişiniz. Biraz tabii sivil toplum açısından da aktif bir geçmişim var. Mimar Mühendisler Grubu'ndasınız aynı Mimar zamanda. Mimar Mühendisler Grubu Derneği'nin hem yönetiminde bulundum, bir dönem başkanlığını üstlendim. Çok şerefli bir görevdi benim açımdan. Çünkü Türkiye'deki mühendisleri örgütleyen sivil, kanuna dayanmayan en yaygın derneklerin başında geliyor Mimar Mühendisler Grubu Derneği. Güzel bir süreç geçirdik. ARGE İnovasyon Zirvesi gibi hakikaten ses getiren, toplumda ARGE
farkındalığını pekiştiren, ilk tohumunu atan diyemeyiz belki ama pekiştiren bir etkinlikle taçlandırdık dönemimizi. Bunun dışında işte Girişimci İş Adamları Vakfı bünyesinde girişimciliğe dönük ciddi bir gayretimiz oldu. Onun dışında daha çok toplumsal yardıma dönük işte insani yardımlaşma vakıf ve derneklerinde de sorumluluklarım oldu. Tabii biraz sosyal olarak ortada olunca odalarda da, meslek evet. odalarında da öne çıkma zorunluluğu doğuyor. Bir dönemde Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube adaylığı görevini üstlendim. Hatta bu dönemde aynı şey söz konusuydu. Atamadan iki gün önce arkadaşlar ittifaken yeni dönemde de aday olarak tekrar aday yapacaklar. İstanbul'da kalsaydım. Şimdi İstanbul'dan ayrılınca biraz süreç farklılaştı evet. doğal olarak. Efendim tabii İstanbul'dan dönelim Bursa'ya. Siz Bursa'ya geldiniz ve büyük bir şirketin başındasınız. Gerçekten az önce de vurguladım. Bursa için anlamı çok büyük. Toplu taşımayı yöneten bir kurum şu anda. Belediyenin kendi otobüslerinde Burulaş'a devrettiği bir şirketin başındasınız. Nasıl bir Burulaş buldunuz geldiğinizde? Tabii ki çok yabancı değilsiniz sisteme. Çünkü İstanbul'dan işte akıllı bilet uygulamasından tanıyorsunuz rayda sistemi ya da lastik tekerlekli toplu taşıma sistemlerini. Bursa'da nasıl bir toplu taşıma modeli ve şirketi buldunuz? Şimdi Türkiye'de tabii Bursa 4. büyük şehir nüfus olarak, ekonomik büyüklük olarak çok daha iddialı bir konumu var ve gelişmeye de açık bir şehir. Hem İstanbul'a yakın oluşu, hem Avrupa'ya yakın oluşu, hem deniz yolu, karayolu ve buna yakında eklenecek olan demir yoluyla beraber büyüme potansiyeli en yoğun olan illerimizin başında geliyor diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul artık büyümesini bir yerde durdurdu ki zaten hükümet olarak da İstanbul'un büyümesini çok da fazla devam ettirmek istemeyen bir anlayış var. Bu çok da isabetli bir yaklaşım. Evet. Dolayısıyla Bursa daha da öne çıkacak, daha da bir adım önde olacak bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Toplu taşıma açısından baktığınızda bütün illerde çok büyük sistemler var. Fakat Bursa'daki model bunların hepsinden biraz daha ayrışan, her şeyi bir araya toplamış bir yapı oluşturulmuş. Bu da hakikaten başarılı bir model olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllardır takip ediyorsunuz, işte otobüs işletmeciliği ciddi zararlar evet. üreten yapılardır ve bir yönüyle de sübvansiyona da muhtaçtır. Çünkü lastik teker taşımacılığı akaryakıt tüketimi açısından, burada elektrik kullanma şansınız yok, akaryakıt kullanıyorsunuz, pahalı bir kaynak. İkincisi de yolcu başına ihtiyaç duyduğunuz çalışan sayınız yüksek. Yani bir 9 metrelik aracı da, 6 metrelik aracı da, 18 metrelik körüklü aracı da sonuçta bir şoför kullanıyor. Gün içerisinde en az 2 tane şoför arkadaşı görevlendiriyorsunuz. Halbuki hani onlarca otobüsün taşıdığı yolcuyu taşıyan bir diziyi de raylı sistem dizisini de tek sürücüyle işletiyorsunuz. Hem insan kaynağı açısından hem de akaryakıt tüketimi açısından lastik taşıma pahalı bir sistem ve ne yazık ki kendisini ayakta tutma şansı yok gelirleriyle. Hele ki bir şehre raylı sistem girmişse lastik tekerin en yoğun yolcu taşıdığı bölgeleri siz öncelikle raya dönüştürürsünüz. Evet. En önemli gelir kapılarını da kapatmış oluyorsunuz. En yoğun çalıştığı, en fazla gelir elde ettiği notları da kapattığınız için daha fazla zarar üretmeye başlıyor kendi içerisinde. Buna büyükşehir yasasıyla beraber eklenen köy ve beldelerdeki yolcunun taşınmasını da eklediğinizde ki yolculuk talepleri düşük fakat aynı hizmeti vermek zorundasınız. Ben şehirdeki yolcumu nasıl bir noktadan bir noktaya götürmekle mükellefsem yasayla beraber köylerdeki vatandaşı da şehir merkezine evet, ve 6360 sayılı yasa bu bunu bize dayattı ve bundan memnunuz. Bir şikayetimiz de yok. Görevimizden bir şikayet etme hakkımız da yok işin açığı. Bu modelde yani Bursa modelinde raylı sistemin elde ettiği karların lastik tekerli taşımacılığı sübvanse ettiği, kendi içerisinde oluşturulmuş bir sübvansiyon sistemi var. Artı yine benzer nitelikteki deniz taşımacılığı ki bu da hakikaten büyük bir operasyon. Bu sistemin içerisinde bir aktör olarak bulunuyor. Taşımayı ilgilendiren terminal işletmeciliği yine evet. bizim bünyemizde. Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç duyduğu araç kiralama hizmetleri Burulaş'ın bünyesinde. Hatta iş makinaları bile var bildiğim evet, kadarıyla yani, değil mi? Ben Burulaş'tan bahsederken dost sohbetlerinde diyorum bisikletimiz de var.
Motosikletimiz de var. İşte uçağımız da var. İş makinemiz, vincimiz, otobüsümüz, gemimiz. Aklınıza Portföy ne geliyorsa. Ya. Yani o, yok yok. Yani araç statüsünde ne varsa görüp bildiğiniz aşağı yukarı her biri Buralaş'ın bünyesinde toplanmış. Bu da günün sonunda daha rahat yatırım yapabilme, daha kolay koordine edebilme, vizyon belirleyebilme, strateji belirleyebilme gibi konularda ciddi bir avantaj ve koordinasyon kolaylığı sağlıyor. Evet. Türkiye'nin ilk 500 şirketi arasında değerli bir yeri olan, hem ciro anlamında hem personel kaynağı anlamında da büyük bir yer tutan bir şirket. Çok hakikaten Bursa'ya yakışır, değerli bir kıymet diye düşünüyorum Buralaş. Efendim İKİ'ye yakındır. Buralaş'ın başındasınız. Tabii ki bir yandan hem şehri tanıdınız, hem sisteme entegre oldunuz, hem personeli tanıdınız. Şimdi tabii Bursalıların çok sık karşılaştıkları Bursaray özellikle raylı sistem seferlerinde bir arızalar yaşanıyor sık sık. Bu geçmiş dönemde de vardı. Tabii şu anda da görüyoruz. Arızaların sebebi nedir? İzah ettiler ama tabii siz gelince belki farklı boyutlarında gördünüz. Bu arızaların tamamen ortadan kaldırılabilmesi için sistemde örneğin raylı sistem hattında yaya yürüyen yolculara rastlıyoruz zaman zaman. Teknik hatadan kaynaklı tabii ki bunlar. Bu arızalar ne zaman giderilecek? Neden kaynaklanıyor? Bursalılar da bu konuları tabii ki çok merak ediyor. Şimdi öncelikle gönül ister ki hiç arıza olmasın. Çünkü arıza en hafif haliyle 5 dakikalık bir gecikmeye sebep oluyor ki bu bizim yolcularımızın birikmesine ve araç içerisinde rahatsız bir seyahate zemin hazırlıyor. Bu hiç istemediğimiz, asla olmasını ummadığımız bir sonuç. Bunun birkaç tane sebebi var. Birincisi geçmişte sık yaşanan arızaların temelinde miadını doldurmuş ve teknolojisine sıkıntı olan bir grup aracın hatlarda kullanılmasının önemli bir payı vardı. Recep Altepe Başkanımız zamanında yapılan bir ihaleyle yeni alınan 60 adet araçla beraber bu miadını doldurmuş araçlar parka çekildi. Biz onları Rotterdam vagon diyoruz eski evet, kullanılmış yani vagonlar. Evet. Hani markaları da çok da zikretmek tabii, istemiyorum evet. Ama SG2 modeli araçlarımız. Bunları biz şu anda parka aldık. Eğer bir teknolojik revizyon yapılamazsa ki satma birinci önceliğimiz şu anda. Birkaç yerde de görüşüyoruz. 22 adet aracımız var. Toplam 24 araç. Bunlardan bir tanesi bir ARGE projesi için TÜBİTAK'la beraber kullanılmış. Bir tanesi de yedek parça olarak kullanıldığı için şu anda faal çalışabilir durumda 22 tane aracımız var. Evet. Bunların ya satışı yahut da mevcut temel problemlerini çözecek bir revizyonla yeniden hatta sürülmesi mümkün. Önceliğimiz satıştan yana. Talep eden var mı efendim? Bir talep list talibi vardı fakat şu an için biraz askıya alındı. Çünkü biliyorsunuz araçta bir de hatlara uyumuyla ilgili de ihtiyaçlar var. Hakikaten İstanbul Metro AŞ ile bu anlamda bir görüşmemiz oldu. Onların ihtiyacı vardı. Hakikaten de çok acil bir ihtiyaçlar var. Evet. Çünkü bir hat var, hatta bir talep var. Talebin karşılanması lazım. Ama bizim araçlarımızın gabarisi yani yerden yüksekliği konusunda ölçümse bir takım problemler var. Dolayısıyla yani götürdüğümüzde o da rentable çalışma riski ile karşılaşıldı ve vazgeçildi. Yine araçlarımız devam edecek. Yahut sonuçta şasi ortada ve sağlam bir şekilde duruyor. Aracın çalışabilmesi için gereken teknolojik revizyonlar yapılacak. Şu anki yaşanan sıkıntıların da temelinde yeni aldığımız araçlar var. Şimdi yeni aldığımız araçlar hani otomobillerden bir alışkanlığımız vardır. Bir araç yeniyse arıza yapmaz. İşte rahat edersiniz. Beklenti olur yani. Tabii sanayiye uğramazsınız. Çok para harcamazsınız. Bu yaygın bir kanıdır. Fakat raylı sistem araçlarının bir bebeklik arızalar diye bir kavram var. İlk üretildikten sonra sahaya çıktığında oluşan arızalar, bebeklik arızaları diyoruz. Bir müddet sonra giderileceğini umduğumuz arızalar. Kronikleşmeden değil mi? Kronikleşmeden çözülmesi, kronikse de o kronik sorunu çözecek yaklaşımı ortaya koymamız gerekiyor. Fakat şunu da altını çizmek istiyorum. Yani alınan 60 adet dizi Bursa'da üretilen yerli bir ürün. Ki ben kendim şahsi hayatımda da yerli ürünle ilgili çok ciddi evet, söylemlerimiz ve eylemlerimiz de var. Öncülük etti o işe. Yani evet. Teşvik etti Bursalı firmayı. Destek oldu ve ihalesinde de onlar tercih edildi tabii.
Dolayısıyla yerli malının desteklenmesi, belirli bir kalite seviyesini yakalaması ve dünya pazarında karşılık bulabilmesi açısından atılmış çok başarılı bir adım. Yerli sanayiye verilmiş çok önemli bir destek bu satın alma. Ürünleri sıfırdansanız, yani yurt dışına denenmiş belli bir kaliteyi tutturmuş bir ürünü de kullanıyorsanız karşılaşabileceğiniz arızalar var. Belki bundan biraz daha az olabilirdi. Şu an karşılaştığımız bazı sıkıntılar karşılaşmayabilirdik. Ama bizler dört elle hem buradaki işletmeciliği sağlıklı bir şekilde yapmak istiyoruz, hem de yerli sanayicinin dünyada bir aktöre dönüşmesi sürecinde verdiğimiz katkıdan dolayı da mutluyuz. Yolcularımızı yaşattığımız mağduriyetlerden dolayı mutlu olamıyoruz doğal olarak, ama önlemek için de gerekli adımlar atıyoruz. Bunun için neler yapacağız? Bir yazılım sıkıntısı var değil mi efendim, bildiğim kadarıyla? O aslında sinyalizasyonla ilgili daha genel bir problem demeyelim ona. Bir kısıt diyelim daha doğrusu. Bir kısıtımız var. Problem dersek sanki ortada çalışmayan bir şeyler var algısı oluşabiliyor. Araçlarla ilgili biz şu anda üretici firmayla beraber arızalara müdahale etme yönünde bir karar aldık. Daha önce firmanın çalışanları garanti süreci devam ettiği için sadece müdahale ediyorlardı. Ve bizim işletme şartlarımızda da çok vakıf olmadıkları için bazı ufak detayları atlayıp olmaması gereken arızalara sebep olabiliyorlardı. Şu anda bizim uzman kadromuz da arızalanan bu aracın tamir sürecinde birebir rol alacak. Aracın tekrar sahaya sürülmesi konusunda kontrolör görev yapacak. Bahsettiğiniz diğer konu ise, şimdi her olay kendi zaman diliminde değerlendirilmesi gerekiyor. Bursa hafif raylı sistemi etap etap gerçekleştirilmiş bir sistem. İlk etapta şehir merkezinde kalan kısım yapılırken, daha sonra buna Kestel kısmı, sanayi, küçük sanayi üniversite hattı eklemiş, emek hattı eklemiş ve kendi içerisinde zamanla büyüyerek gelişmiş bir raylı sistemden bahsediyoruz. O günün ihtiyaçlarında kurulan bir sinyal sistemi, yolculuk kapasitesi ve yolculuk talepleri değerlendirildiğinde ana omurgada işte 3,5 dakikada bir tren çıkarmaya müsaade eden, 7,5 dakika işletmeciliği yapılabilen bir yapıdayken üniversite emek kolu ve Kestel'in eklentisi 6 dakikada bir tren kabul edebilir şekilde dizayn edilmiş. İşin doğası gereği de bu mantıklı, çünkü ana hatta 3,5 dakikada bir tren geliyor. Bunun birini kuzeye, birini batıya sevk ettiğinizde zaten 7 dakika yapıyor ve 6 dakika işletmeciliği teknik olarak herhangi bir sıkıntı doğurmuyor. Fakat bugünün Bursa'sı, yaşayan Bursa'nın talepleri bizim planlarımıza uygun olmayabiliyor. Şu anda yolculukların 3'te 2'si üniversite yönüne devam ediyor. Acemler istasyonundan sonra 3'te 1'i emek yönüne devam ediyor. Dolayısıyla üniversite yönündeki talep çok fazla. Emekle kıyaslandığı zaman. Kent batıya büyüdüğü için oradaki kent yolculuk batıya dönüyor, talebi de. Üniversite orada, sanayi orada. İşte kentsel yeni dönüşümle beraber orada, evet. Oluşan bir ortam var. Ortaokul, lise ve ilkokul, özel okullar ağırlıklı olmak üzere yine o bölgelerde yoğun bir şekilde açılıyor. Ve dolayısıyla hakikaten bir talep dengesizliği söz konusu. Biz trenlerin birini kuzeye, birini batıya göndererek işletmecilik yaptığımızda sık karşılaştığımız, işte binemiyoruz, itiş kakış oluyor, işte ikinci treni beklemek zorunda kalıyoruz tarzındaki eleştirilerle muhatabız. Ama ortada da teknolojik bir kısıt var. Yani biz 3,5 dakika arayla iki treni üniversite istikametine gönderemiyoruz. Ha, gönderemez miyiz? İşi düzgün yapacaksak, kaza risklerini bertaraf ederek yapacaksak, evet, bugün gönderemeyiz. Önümüzdeki dönemde sinyal sistemini tamamen 2 dakikada bir çalışacak tarza dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu Kestel üniversite hattında 2 dakika, kuzey hattında 3 dakika işletmeciliğiyle bir gerçekleştirme yaparsak, bir modernizasyon çalışması yaparsak, bu hem sefer sıklığını artırabileceğiz. Yani trenleri 2 dakikada bir belki zor olur ama 2,5 dakikada bir tren çıkarabileceğiz. Ki bu hani 7 dakikada ya da 14 dakikayı konuşalım. 14 dakikada 4 tren yerine 14 dakikada 7 tren. Evet. Yani 3 tren daha fazla çalıştırabileceğiz. Hem de üniversite istikametine arda arda 2 dizi, kuzeye 1 dizi. Üniversite istikameti 2 dizi, kuzeye 1 dizi şeklinde bir işletmecilikle kuzeydeki yolcunun bugünkü 7,5 dakikalık konforunu hiçbir şekilde bozmamış olacağız. Onlar hala 7 ile 7,5 dakika arasında bir diziyle muhatap olacaklar. Hiçbir şekilde bugünkü konfordan bir geriye dönüş olmayacak. Hem de üniversite hattına
daha sık araç çalıştırarak sabah ve akşam karşılaştığımız yoğunluğu bertaraf etmiş olacağız. Bugünkü projeksiyonla hani 2023 Bursası'nın yolculuk talepleri 350 binlerin üzerine çıkacak. Geçenlerde okumuşsunuzdur. Fenerbahçe maçının olduğu gün, evet, o gün 294 rekor kırdınız, bin yolcu taşıdık. Daha önceki en yüksek rakam 272 bindi. Şimdi 20 binlik bir artış oldu. Evet, her rekor aslında bir sonraki rekorun da habercisidir. Yani her rekor bir sonraki kırılma için sırasını bekler. 300 bin artık hayal olmaktan çıktı. Yani 300 bini yakaladık günlük yolcu sayısı belki olarak. Belki Beşiktaş maçında kırılacak o rekor değil mi? Şimdi tabii Evet. Biz Bursaspor'uyuz, Evet. artık. Bundan sonra kim gelirse onu yenmeye oynuyoruz herhalde. Evet. Kazanacağız. Buna biz katkı sağlamak istiyoruz. Yani Tabii. seyircileri doğru şekilde taşıyalım. Tribünler Çok ağzına talep. kadar dolu olsun. Evet. Boş yer kalmasın ve seyircimizin sesiyle O talebi boğalım nasıl istiyoruz. karşılıyorsunuz müdürüm? O gün çok bir yığılma oluyor. Seyirci bir anda hücum ediyor. Kepenkleri indirdiğinizi gördük biz Şimdi bu birinde. bir zorunluluk. Yani Evet. kepenkleri indirmek de işletmeciliğin bir Hı. parçası. Biz yolcu yoğunluğunu zaten öngörüyorsunuz. Maçın bitiş saati belli. Daha fazla Hani personel mi maçı konuyor? kazandığımızda işin açığı biraz daha rahat ediyoruz. Yürüyerek gidiyorlar Hayır, diyorsun. geç geliyorlar. Bağıra Yani çağıra. yolcu Doğru. istasyona geç intikal ediyor. Bir kısmı statta sevincini devam ettiriyor. Bir kısmı stat önünde kutlama yapıyor. Bir Parçalı kısmı gelişler oluyor, yürüyerek değil mi? yola devam ediyor ve bize parçalı parçalı geliyor. Yani biz yolcu diyelim ki bir saatlik bir süreçte tahliye ediyoruz Acemler istasyonundan. Fakat yani Yenilgide Allah göstermesin maçı kaybedersek bir herkesin yutuşma boynu önüne düşkün. Bir an önce uzaklaşmak istiyor ve o yoğun bir o atmosferden çıkmak istiyor tabii biz o yani. yüzden Bursaspor her maçı kazansın istiyoruz. Evet. İşletmeci gözüyle söylüyorum. Her maçı kazansın. İnşallah hepsini de kazanacak Biz yani de daha Bursa'da. rahat edelim. Bu özellikle maç gibi, okul dağılımı gibi yoğun saatlerde Burulaş garajından diyelim boş seferler başlatıyoruz. Yani biz de hazır bekletiyoruz araçları. 6 diziye kadar çıkabiliyoruz bunu. Talep geldikçe boş aracı bizim bekleme alanımızdan sevk ediyoruz ve tamamen ilk defa kapısını Acemler'de açan Bursaspor seyircisini taşıyacak araçlar hatta koymuş oluyoruz. Bekleme alanında yolcu sayısı çok farklı arttığında raya düşme, itme vesaire benzeri riskleri bertaraf etmek için de mevcut peronda bekleyen yolcuyu gelen ilk araca alana kadar yeni yolcu girmesini engellemek zorunda kalıyoruz. Bu anlamda valiliğimizin, emniyetin çok ciddi desteği var güvenlik açısından. Ama zaman zaman kepenkleri kapatmak zorunda da kalıyoruz. Bu tamamen vatandaşın bir kaza yaşamaması için almış bir tedbir. Efendim sizin tabii hedefiniz 2023 yılına kadar az önce konuştuk programa girmeden önce yolcu sayısını taşınacak yolcu sayısını 500 bine çıkarmak değil mi? Evet, Bu çok kapasite önemli bir rakam. olarak 500 bine çıkmamız gerekiyor. Bunun için de gerekli altyapıyı, teknik donanımı çalışıyorsunuz bildiğim Kesinlikle. kadarıyla, değil Bugünkü mi? mevcut olan hatta bir ekleme yapmadan, uzatma yapmadan, yapmayacağız anlamında söylemiyorum. Mevcut hattın kapasitesinin Daha çok yolcu 500 taşır binlere hale çıkacağını getirebilmek. öngörüyoruz. Bu mevcut hatla ki buna işte Görükle tarafına bir uzatma yapılabilir, belki Mudanya tarafına yeni uzatmalar söz konusu olabilir. Onlar tamamen şeyin dışında, Hesaplamanın söylemin dışında. dışında, hesabın dışında mevcut haliyle 500 binleri görecek bir yolcu kapasitesini öngörüyoruz. Ve biz sinyal sistemini 2 dakikaya indirdiğimizde yeterli araç takviyesinde yaptığımız durumda bu yolcu kapasitesini rahatlıkla taşıyabilecek durumdayız. Efendim geçtiğimiz günlerde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Başkan'la birlikte Bursaray'da tepkili kıyafetle yolculuk yaptınız. Sayın Başkan hem yolcularla sohbet ettiniz hem yaşadıkları sıkıntıları bizzat içinde uygulamada gördünüz. Trenlerin içinde konuştunuz Bursalı hemşehrilerimizle. Neler daha çok size ne gibi talepler geldi vatandaşlarımızdan, hemşehrilerimizden ve onları düzeltmeye dönük de ne gibi adımlar attınız? Bursa yolcusu, şimdi şikayetlerimiz var. Ama bir şeyden şikayet ediyor oluşumuz, onu beğenmediğimiz anlamına gelmiyor. Aslında beğendiğimiz şeylerden daha çok şikayet ediyoruz. Çünkü ümidimiz fazla, beklentimiz fazla, daha iyisinin olabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla da şikayet ediyoruz. Ben Bursalıların raylı sisteminden memnun olduğunu rahatlıkla görebiliyorum ki anketlerimizde bunu açıkça ortaya koyuyor. Bursalıların şikayet ettiği en temel sorun, sabah ve akşam pik saatlerde, en yoğun saatlerde yaşadıkları
kalabalıklar. Aslında bütün kentlerde böyle bu değil mi? Bu işin doğası gereği. Yani bütün bu işin Avrupa'da doğası da, gereği bu. Dünyada da. Yani kapasitenizi tam manasıyla kullandığınız tek saat sabah işletmeciliği. 7.30-8.30 bandında hem otobüs anlamında söylüyorum hem raylı sistemler anlamında o saati en yoğun kullanıyorsunuz. Bütün otobüsleriniz sahada, bütün şoförleriniz emre amade, bütün trenleriniz yolda. Fakat o saatleri atlattıktan sonra artık servis aralıkları kısalıyoruz. Bir sonraki servis daha geç başlıyor ya da daha küçük araçlarla servis yapıyorsunuz. Çünkü talep az. Bizim Bursa'nın karakteristik olarak yolculuğumuz sabah tek tepeli bir yolculuk seyrimiz var. Yani 8'e çeyrek kalayla 8'i çeyrek geçe arasında tepeye ulaşan, mütemadiyen artıp tepeden sonra da aşağıya doğru eğilen tek tepeli bir eğrimiz var. Bu tabii ki yönetilmesi zor bir şey. Yani herkes aynı anda çıkıyor sokağa. Öğrencilerde, işçilerde, memurlarda, bu toplu taşımayı kullanan kim varsa, hastaneye giden hastalarımız da dahil olmak üzere o pik saatte yoğun bir şekilde yolda oluyorlar. Sabah trafiğini yönetmek için biz Ali Nur Bey ile yaptığımız seyahatlerin akabinde ek sefer çıkarmaya başladık. Daha önce 2 adet ek sefer vardı. Bunu 3'e çıkardık. Bu ek seferlerin 2 tanesini araba yatağından başlatıyoruz. Boş olarak yola çıkıyorlar. Yolda yolcuları alıyorlar. Bir tanesinde Kültür Park'tan başlayan bir seyahatte aslında daha çok Kuzey hattından, Emek hattından gelip küçük sanayi ve üniversite yönüne devam etmek üzere Acemler'de sıra meşelerde inip yön değiştiren yolcuları almak üzere, onların oluşturduğu yoğunluğu önlemek üzere Kültür Park'tan kaldırdığımız bir araçla yine üniversite istikametine gidiyoruz. Tabii sisteme ikinci bir dizi sokmanız, boş bir dizi sokmanız hem gelen trendeki yolcuların binenlere yer açmasına kaynaklanan sıkışıklığı hem de bekleyen yolcuların ayrıca rahat binmesini sağladığı için de bir rahatlama oluşuyor. Bunu da rahatlıkla gözlemliyoruz. Hatta daha sonraki birçok defa biz saha gözlemi de yaptık. Yani istasyonlarda bulunduk, trenlerin gelişini izledik. Bunun üzerine hem rakamlara bakıyoruz hem de istasyonda kalan birileri var mı? Çünkü turnikeye dokunan herkes trene ya da araca binmiş olmak zorunda değil. Bunları da gözlemliyoruz. Günlük olarak ölçümlerimizi yapıyoruz. Bu iyileşme sabah trafiğinde bir nefes alma, rahatlama dersek biraz herhalde fazla iyimser olmuş olur ama bir nefes almayı sağladı. Buna kısa zamanda bir ek sefer daha ekleyerek sabahları batı yönüne işletme dışı gönderdiğimiz aracı 4 diziye çıkaracağız. 4 dizi işte 16 araç demek ve çok büyük bir kitleyi sıkışmadan taşıyacağız. Daha sonra akşam zaten biz Sayın Başkan da akşam trafiğinde seyahat ettik. Şunu fark ettik. Saat 16 gibi okullar dağıldığında, liseler, aynı Bursa Spor'un maçı dağılmış gibi bir anda yığılan bir kitle var. Yani her gün yaşanan bir yığılma. Diğer yoğun saatlerimiz de var. Akşam bizim 16, 17 ve 18'de 3 ayrı yoğun saatimiz var. Biri öğrencilerin dağılma saati, biri memurların dağılma saati, biri de işçilerin dağılma saati diye biz formülize ediyoruz bunu. Altlı mutlaka var. Şu anda liselerin dağılma saatinde yine ek seferler çıkarmaya başladık. Bunu yeni başladığımız bir uygulama oldu bu. Özellikle Acemler istasyonuna yakın çok sayıda lise ve denge okul var. Bunlar bir anda yükleniyorlar ve batı tarafına doğru, üniversite tarafına doğru hareket ediyorlar. Bu kalabalığı taşımak üzere koyduğumuz ek seferlerde de akşam saatindeki o tıkanıklığı çözdük. Şu anda daha rahat seyahat ediliyor. Benzer bir çözümü 17 ve 18'de yaşanan yığılmalar içinde kullanarak trafiği biraz daha rahatlatacağız. Efendim süremiz çok hızlı aktı. Son 10 dakikamız kalmış. Benim çok sorum vardı. konuşulacak konu çok olunca sürede yetmiyor. Hemen Bursalılarda şöyle bir algı oluştu efendim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın değişimiyle birlikte, Ali Nur Aktaş Başkanı'nın gelmesiyle birlikte bazı uygulamaları iptal ettiniz. Gerekçeleriniz vardı, açıkladınız kamuoyuna. Bizzat Sayın Başkan açıkladı. Örneğin iptal ettiklerinizin içinde bir tanesi su kuşu. Bizim su kuşu olarak bildiğimiz deniz uçağı. Ardından tabii turizm seyahat ajantasını iptal ettiniz bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla rentable olmadığını açıkladığınız uygulamaların bazıları kaldırıldı. Su kuşundaki gerekçe zarardı bildiğim kadarıyla. Doğru.
Ne oldu? Su kuşu ne olacak? Eldeki uçakları ne yapacaksınız? Tabii devamını akabinde de hemen Buda'yı soracağım. Son 10 dakika efendim. Süremiz Şimdi bir de daraldı. travel'ı söyleyeyim. Aslında travel var mıydı yok muydu bir o bile tartışılır. Yani ciroları çok küçük, işlem hacimleri çok küçük ve hür müteşebbisle rekabet ettiğiniz bir alandı. Sayın Başkan'ın da bu yönde değerlendirmeler oldu. Bize bir katkı sağlamayan, cirosu olmayan, karlılığı olmayan hakikaten de atıla dönüşmüş bir yapıydı. Sonlandırarak iyi bir karar aldığımızı düşünüyorum. Turizmci esnafın da bu yönde olumlu kanaatleri olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Su kuşu ile ilgili malum ilk açıldığında 16 kişilik uçaklarla yapılan bir sefer var ve 16 yolcuyla uçuluyor. Kendi içerisinde hakikaten tutarlı, Önce isabetli. Gemlik'te başladı, daha sonra Tabii. Bursa. Yani isabetli bir karar. Hakikaten Bursa'ya bir vizyon katmış, İstanbul'a yaklaştırmış bir adım. Kesinlikle de başarılı bir başlangıç yapılmış su kuşu ile ilgili. Fakat şartlar değişiyor. Yani Osman Gazi Köprüsü açılmasıyla beraber İstanbul çok yakın artık. Yani bugün Sabiha Gökçen Havaalanı'na 55 dakika araçla, işte otobüslerle 1 saat 10-15 dakika aralığında seyahat edebiliyorsunuz. Üsküdar bölgesine 1-1,5 saatte çok rahat erişebiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk günkü cazibesi kalmadı. Sürdürmek de ekonomik olarak anlamlı değil. Daha sonraki süreçte 16 kişilik uçaklardan 8 kişilik uçaklara bir dönüşüm yaşanmış. Filomuzda 4 adet 8 kişilik uçağımız var şu anda. Çok ciddi zararlar üretmiş. Hakikaten 1,2 yolcu ortalamasıyla uçmaya başladığımız bir dönemden bahsediyoruz. Yani hiçbir uçak 1,2 yolcuyla uçurulmak üzere tarifeli sefer yapmaz. Kiralama yapabilirsiniz. Yani kiralarsınız uçağınızı ve tek yolcu da taşıyabilirsiniz. Bizdeki tarifeli sefer yapma olgusu Osman Gazi Köprüsü'nün doğal sonucu olarak anlamsızlaşmış ve zarar eden bir işletmeye dönüşmüş. Uçağınızı uçurmadığınız anda para kazandığınız bir model oluşmuş. Bu aslında bir hani yönetim zaafı değil, şartların değiştirdiği bir koşul. Biz öncelikle tarifeli uçuşları durdurduk. Ve şu anda uçaklardan bir adedini sattık. Diğer üçü için de Ocak ayının hemen başında satış ihalesi gerçekleştireceğiz. Umudumuz uçakların tamamını satarak elde edilen kaynağı işte az önce bahsettiğimiz modernizasyon çalışmalarında kaynak olarak kullanmak. Fakat asıl ben Bursalıların merak ettiği konunun Yunus Emre Havaalanı Havaalanı, evet. olduğunu Orası ne düşünüyorum. olacak örneğin? Yunus Emre Havaalanı ile ilgili tasarrufumuz burayı var kılmak, aynı şekilde devam ettirmek. Hatta çok daha yoğun kullanılan bir alan haline getirmek istiyoruz. Şu anda Yunus Emre bir iniş şeridi. Bunun ivedilikle havaalanına dönüştürülmesi gerekiyor ki daha verimli kullanılsın. Çalışmalarımız var, Başvuru görüşmelerimiz var. görüşmeleriniz devam ediyor. Evet, uçuş okullarıyla görüşmeler yapıyoruz. Uçuş okulları geldiğinde çok daha fazla iniş kalkış olacak bu alanda. Artı Bursa turizmine pozitif katkı sağlayacak. Çünkü uçuş eğitimi almak üzere şehir dışından gelen öğrenciler Bursa'daki otellerde konaklayacak, Bursa'da alışveriş yapacak. Bursa'nın turizmine pozitif bir değer olarak dönecek. Yine özel uçağı olan Bursalılar için iniş hizmeti vermeye, konaklama hizmeti vermeye devam edeceğiz. Buradan vazgeçmedik. Yunus Emre Havaalanı olarak kalacak. Evet. Efendim tabii az önce de vurguladım ya, geldiniz birçok şeyi iptal etmiş gibi böyle bir algı var ama aslında tabii rentable olmayan uygulamaları devre dışı bıraktığınızı açıkladınız. Merak ettiğimiz başka bir Bu da var. taşımacılık daha var tabii. Budo ne olacak? Budo Şimdi da bildiğim kadarıyla kar etmiyor ama Bursa'nın denizden İstanbul'a açılan bir kapısı ve hakikaten Marmara Denizi'ndeki tekeli de kırmış bir işletme olarak gözüküyor. Buda da gündemde var mı efendim? Buda'yı da elden çıkarmayı düşünüyor musunuz? Şimdi aslında Seyircilerimiz merak ettiği için bu hani tabii. su kuşu ve Budo'yu beraber Evet. düşündüğünüzde Sayın Başkan'ın olaya sadece para açısından yaklaşmadığının da en bariz göstergesidir. Daha çok Yani insan biz kullanıyor, su değil mi? kuşunu iptal ederken ekonomik gerekçeleri ortaya koyduk, zarar ettiğini söyledik. Fakat benzer bir zararı Budo'dan da yapıyoruz. Yani sadece zarar ettiği için kapatılan bir işletmeden de bahsetmiyoruz aslında. Evet. İnsanlara dokunmadığı için Daha çok kapattık. Yani insanı. çok az sayıda Bursalı bu imkandan yararlanıyor. Hem zarar ediyoruz hem de çok az sayıda insanın hizmet alabildiği. Hatta
Bursalılara dahi hizmet etmediğimiz alanlar var. İstanbul, İzmir uçuşları gibi. Biz olaya sadece ekonomik açıdan bakmıyoruz. Budo da zarar ediyor. Olabilir. Fakat Budo Bursalı'ya dokunuyor. Bursalı'ya temas ediyor. Bugün Budo'yu kullanmayan Bursalı belki vardır ama bir yakını kullanmayan Bursalı yoktur. Mutlaka ailesinden bir öğrenci olabilir. Bir turistik seyahat yapmak isteyen biri olabilir. Ki bunun dışında çok daha fazla insan, yani İstanbulluları da Bursa'ya getiren bir taşıma modu. Dolayısıyla Budo ile ilgili kesinlikle bir ne özelleştirme gündemimiz söz konusu, ne kapatma gündemimiz söz konusu. Budo Bursa'nın bir değeridir. Bursalı'ya hizmet etmektedir. Aynı otobüs taşımacılığında olduğu gibi. Yani sadece zarar ediyor diye bir departmanın kapatılması söz konusu olamaz. Eğer zarardan dolayı kapatacak olsak, inanın ilk kapatmamız gereken otobüs işletmeciliği. Daha çok zarar En orada değil büyük mi zararı efendim? oradan ediyoruz. Evet. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz olaya sadece ekonomik bakmıyoruz. Belediyelerin hizmet sorumluluğunun farkındayız. Sayın Başkan'ın da bu yönde açık Evet, talimatları Ali var, Nur açık Başkan'da beyanatları var bu yönlendirmeleri konuda. var. Bu da Bursa'ya hizmet etmeye devam edecek. Evet. Efendim tabii başka bir soru. Süremiz de çok daraldı. Yapım aşaması sizi ilgilendirmiyor ama bugünlerde Bursa'nın çok gündeminde olan T2 terminal hattını gidecek tramvay projesi. Dolayısıyla araçlara geldi deponuzda bildiğim kadarıyla Biz hazırız, evet. ihalesi yapıldı. Teslim edilmesini bekliyorsunuz. Hazırlıklar ne durumda? Önümüzdeki yaza doğru bildiğim kadarıyla Sayın Başkan'ın bir açıklaması var. Yetişir mi? Tabii onu zaman gösterecek. T2 T2'de ne durumdasınız hazırlık olarak? hattının yapım kısmı Büyükşehir Belediyesi'nin Elbette. uhdesinde yürütülüyor. Dolayısıyla oradaki süreçlerin çok da içerisinde değiliz. Biz işin işletme tarafında rol üstleneceğiz. İşletme için iki unsur gerekiyor. Bunlardan birincisi araç. Araçlar alındı ve hazır bir şekilde bekliyor. Tabii iş normal planlandığı saatte bitecek olsaydı araçlarla işin bitimi aşağı yukarı aynı Sarkma tarihlere oldu da. gelecekti. Sarkma Fakat oldu. araçlar hazır. Ne yazık ki yol hazır olmadı. Yol hazır olur olmaz en azından araç sıkıntımız yok. Bursalıların en azından bunu bilmesinde fayda var. İkinci ihtiyacım da sürücü ve peron görevlileri. Bununla ilgili de planlamalarımızı yapıyoruz. Şu an çok erken bir istihdam oluşturmak için ama bütün hazırlığımızı buna göre yapıyoruz. Hat bize teslim edildiği anda herhangi bir zaman kaybetmeksizin ilk anda seferleri başlatacak durumdayız. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani oradaki esnaf mağdur oluyor ama biraz daha tabii ki sabretmesi. Hatta mağduriyeti giderme adına da Büyükşehir Belediyesi'nin biliyorsunuz oraya makineleri soktuğunu biliyoruz. Kendisi işi toparlama anlamında da bu boyutlar tabii Burulaş'ı Evet, ilgilendiren yani değiller. bizim Evet. konumuzun dışında ama her yapım çalışması yakın komşusunu biraz rahatsız ediyor. O da ne diyelim, gülün dikeni. Efendim son olarak şunu söyleyelim ve kapatalım. Tabii göreve gelir gelmez Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamaları oldu. Müjdeleri oldu. Sizi de ilgilendiren boyutu vardı. Yolcu taşımalarında özellikle öğrencileri ilgilendiren bölümde de indirimler yapıldı. Sembolik de olsa tabii onlar aslında Bursa'ya verilmiş bir mesajdı. Bursalılara daha çok toplu taşımayı kullanmaları anlamında. Bu indirimler devam edecek mi? Az önce lastik tekerlekli araçların daha fazla zarar ettiğinden bahsettiniz toplu taşımanın ama yeni yılda da Sayın Başkan'ın açıklaması vardı. İndirimlerin size yansıması ne oluyor efendim? Ekonomik olarak tabii ki her indirim beraberinde sizin bütçenizde de bir açığa neden oluyor, değil mi? Ya şöyle, biz en son raylı taşımda bir indirim yaptık. Öğrencileri de biraz daha fazla olmak koşuluyla %7 ile 16 arasında bir indirim yaptık. Yani rakamlarla belki konuşmak etkili olur mu bilmiyorum ama bu yıllık 16-17 milyon liralık bir Yansıması oldu size. yansıması oldu. Tabii bunu telafi etmek için biz şu anda ek kaynak oluşturma üzere çalışmalar yapıyoruz. Bizim şirketlerimiz, belediye şirketleri kar amaçlı şirketler değil. Değil. Ama zarar amaçlı hiç değil. Kendi içerisinde kaynağını oluşturarak yürümesi lazım. Belirli güvenceleri oluşturarak adım atması lazım. Sayın Başkanımızın talimatı var çalışma yapılması konusunda ki kendisi indirimleri açıklarken de bu yönde çalışmalarının da devam edeceğini de beyan etmişlerdi. Biz kaynak oluşturmayı başardığımız koşullarda elbette ki Sayın Başkan'ın tasarruflarıyla benzer adımlar atmayı planlarız. Ama şu an için raylı sistemde yaptığımız indirim
bizim açımızdan öngörülmüş. Öngörüldüğün şekilde de devam ediyor. Yani bir ekstra bir yük şu an için oluşturmadı. Öngörülebilir olduktan sonra mali kaynak açısından çözümler üretilebildikten sonra adımlar atılır. Sayın Başkanımızın bu konuda talimatları açık. Biz de o talimatlar doğrultusunda çalışıyoruz. İnşallah bir altyapı oluşturabilirsek Bursalılara bir müjde daha verilir diye düşünüyorum. Peki efendim, son olarak Bursalı hemşehrilerimize vereceğiniz mesaj nedir? Kapatalım. Ben Bursa'ya geldim. Evet, Bursa'nın otobüsünü, trenini tanıma şansım belki oldu ama ne yazık ki şehri tanımama fırsat bırakmıyor. Yani bırakın da biraz gezelim. Çok yoğun yaşayalım istiyorum ama hakikaten ortam. Yaşanacak bir şehir. Çok evet. Kıymetli bir şehir. Üstü altı her yönüyle zengin bir şehir. Tarımı, sanayisiyle, eğitim tesisleriyle beraber çok kıymetli bir şehirde yaşıyoruz. Bize de nasip oldu bu şehrin bir parçası olmak. Hep beraber Bursa'nın hak ettiği seviyeyi, onun çok daha üstüne çıkartacak adımları planlıyoruz. Bize geri beslemelerini, her türlü tavsiyelerini ve eleştirilerini ulaştırmalarını bekliyoruz. Bu konuda açığız. Çok olumlu adımlar atmamızı sağlayan eleştirilerle muhatap oluyoruz. İster sosyal medyadan, ister bize kişisel olarak mail adreslerimizden vesaire ulaşarak gördükleri yanlışları bildirsinler ki biz de onların hak ettikleri hizmeti vermek üzere kendimizi yeniden yapılandıralım. Peki efendim, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bursalılara da ilk defa yeni genel müdürü, Burulaş'ın yeni genel müdürünü ekranlar aracıyla tanıtmış olduk. Başka programlarda görüşmek üzere efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, olayın içinden de bu hafta Burulaş Genel Müdürü Sayın Mehmet Kürşat Çapar'ı konuk ettik. Haftaya başka konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın.